Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında TÜMEVAR'ın 5 testlerinden ikincisinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taban yarıçapı R ve yüksekliği H olan bir dik konunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 formülüyle hesaplanır demiş. Ahmet yarıçapı 4 kök 3 birim olan şekilde verilen kartonu 4 eşit daireye ayırıp arkadaşlar 4 eşit daireye biz de şöyle bir ayıralım bakalım. Şöyle ve şöyle ayırdık. Bu 4 eşit dairede o zaman çeyrek daire mi oldu arkadaşlar bunlar? Evet. Sonra 4 eşit daireye bölmüş. Daha sonra da bu daire dilimlerinin uçlarını birleştirerek aşağıdaki gibi 4 tane tabanı olmayan koni şeklinde şapka yapmıştır. Buna göre Ahmet'in yaptığı koni şeklindeki şapkalardan her birinin hacmi kaç birim küp olur diye soruluyor. Arkadaşlar sonuçta bir koninin açılımı neydi? Şöyle bir daire dilimiydi değil mi? Evet, bir de kapağı vardı. Ama burada tabanı yok ya, aslında kapağı yok. Bunun açılmış halinde burası kapağı varken R iken burası L idi. Burası da alfaydı. Hatta R bölü L alfa bölü 360 diyorduk değil mi? Bizim olmazsa olmazımız R bölü L alfa bölü 360 idi. Burada alfamız kaç derece? Alfamız 90 derece. Çünkü çeyrek dairelerden oluşturulmuş bu şapkalar. R'yi falan biliyor muyuz? Yarı çapı 4 kök 3. Bunun yarı çapının 4 kök 3 olması R'nin 4 kök 3 olması anlamına gelmiyor. Açık vaziyetindeki yarı çapı 4, yani burası 4 kök 3 olacak arkadaşlar. O zaman ben yarıçapı bulabilirim. R bölü 4 kök 3 eşittir 90 bölü 360'dan. Şunlar sadeleşti. 1 bölü 4 yaptı. Şunlar da sadeleşti. R de buradan kaç geldi? Kök 3 geldi. Evet, bunlardan bir tanesinin yarıçapı kök 3. Burası ara doğrusu da kaç yaptı? 4 kök 3 yaptı. Bunun hacmi isteniyor arkadaşlar bizden. Hop, bir yükseklik çizeriz. H'ı da buluruz arkadaşlar. H kare neye eşit? 4 kök 3'ün karesi eksi kök 3'ün karesi olduğundan dolayı kaç çıkıyor arkadaşlar buradan? 48'den 3 çıktı, 45. Bu 45 oldu. H da buradan kaça eşit oluyor? Kök 45. Yani 5 çarpı 9'dan 3 kök 5'e eşit oldu. H'ı 3 kök 5 bulduk. Bizden arkadaşlar hacim isteniyor. Hacim dediğimiz pi r kare. Pi r kare kök 3'ün karesi çarpı yükseklik 3 kök 5 bölü 3 olacağından dolayı şu kök 3'ün karesiyle 3 gitti. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 3 kök 5 pi'ye eşit oldu. Evet, cevabımız 3 kök 5 pi oldu. Yani cevap böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Dar açılı bir ABC üçgeni çizip hemen çizelim arkadaşlar. ABC üçgenimizi çizdik. Ağırlık merkezi G ile gösterelim. Ağırlık merkezi de burası bir yerde olsun. Şimdi bu ağırlık merkezi ile ilgili ne yapacağız bakalım. G noktasından üçgenin kenarlarına çizilen dikmeler toplamı 13 birim ise arkadaşlar şuradan bir dikme, buradan bir dikme, buradan bir dikme çizdiğimiz zaman bu dikmelerin toplamı neymiş? 13 verilmiş. X, Y ve Z. Hemen yazalım. X artı Y artı Z eşittir 13 olarak verilmiş. Buna göre diyor bu yükseklikleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Ben bir tane X'e göre yapayım isterseniz. Şu X'e göre ağırlık merkezini kullanacağız ya. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru çizecek olursak X burası. Arkadaşlar ağırlık merkezinde burası K iken burası 2K değil mi? Evet. Hocam bizden tepeden çizilen yükseklik soruluyor. Yani şu yükseklik soruluyor. Bu yüksekliği de çizdiğimiz zaman görüyorsunuz bir benzerlik çıktı. Benzerlik oranı kaç burada? Hocam 1 bölü 3. O zaman X ise burası ne olacaktır? 3X mi olacaktır? Evet. Aynı hamleleri diğerleri için de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir yükseklik, bakın şurası X iken yükseklik 3X oldu. Burası Y iken buradan çizilen yükseklik 3Y olacak. Z iken 3Z olacak. Yani bizden 3X artı 3Y artı 3Z isteniyor. X artı Y artı Z 13 ise 3 katı ne olacaktır arkadaşlar? 39 olacaktır. Yani cevabımız böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir sınıfın önden görünüşü verilmiştir. Bu sınıfın kapısı dışa doğru 120 derece açıyla açılabiliyor. Evet, dışa doğru 120 derece açıyla açıldığı gösterilmiş. Şurası 1 ve 2 birim verilmiş. Buna göre bir öğrencinin kapıyı açtığında kapının tarayabileceği en büyük hacim kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar kapı bakın önceden böyle değil miydi? Evet. Açtığınızda hop şöyle bir hareket ediyor. Hatta burası da aynı şekilde hop şöyle hareket ediyor. Yani şöyle bir dairesel bir hareket yok mu? Evet. Dairesel bir hareket. İşte bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu. Bunun taradığı hacmi istiyor arkadaşlar. Yani burada ne demek bu? Yarıçapı 1 olan ve 120 derecelik. Bu tam dönmüş olsaydı bir silindir mi olacaktı? Evet. Silindirin nesi oluyor arkadaşlar? Yüksekliği de 2 olan silindirin hacmi soruluyor aslında bize. O zaman silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı yükseklikti.
Ama 120 derece döndürdüğüm için 120 bölü 360 olmak zorunda cevap. Bu arada pi de 3 alın diyor. Şununla şu sadeleşince kaç geldi? 3. 3 ile de pi sadeleşir. O zaman 2 kere 1 2. Cevabımız böylelikle 2 metreküp yapar arkadaşlar. Yani cevap Edremit oldu. Aşağıdaki şekilde bir kenar 36 santimetre olan. Evet, şurası 36 santimetreymiş arkadaşlar. Hemen şey yapalım, yazalım. Ve ABC eşkenar üçgeni bir yarıçapı 5 santimetre olan O merkezi çember veriliyor. Eyvallah. ABC üçgeninin C köşesine O merkezi çember bir ip ile bağlanmıştır. Şöyle bağlandığı gösterilmiş. Ali bu çemberi ok yönünde ve üçgenin kenarları üzerinden geçecek şekilde çevirdiğinde üçgenin çevresinden iki defa dolandıktan sonra üçgenin çevresi kaç? 36 çarpı 3 değil mi arkadaşlar üçgenin çevresi? Üçgenin çevresi 36 çarpı 3 ise aynı zamanda iki defa dolandığına göre çarpı 2 diyeceğiz. 108 çarpı 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 216 mı çıkıyor? Evet. İp 216. Tam 2 tur attığında 216 oldu. Sonrasına bakalım arkadaşlar. C noktasından 12 santimetre uzakta olan bir noktada kenara teğet oluyor. Evet. Çemberimiz artık şöyle oluyormuş. Ve C noktasından 12 santimetre uzaklıkta teğet oluyormuş arkadaşlar. Evet. Şurası 12 santimetre. İpin en son bak. Bir tur dolandı. İki tur dolandı. Üçüncüsü de şöyle çember bu buraya geldiğinde burası C noktası neymiş arkadaşlar? C noktasında bu kenara teğet diyor ve 12 birim uzunluğunda diyor. Tamam. Maksimum uzaklığa gittiğinde maksimum uzaklığa ip gergin bir halde gidecek yani. Maksimum uzaklığa erişiyor. Buna göre ipin uzunluğu en az kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizim çemberimiz böyle geldi ya, ipimizin durumu böyle mi olur? Hayır. Maksimum duruma ulaşması için gergin bir halde olması lazım, değil mi? Şöyle olması lazım. Hatta bu merkezden geçtiği zaman tam en gergin hale gelmiş olur arkadaşlar. Hocam burası 12 ise merkez teğet çektik yapacak olursak burası da yarıçap 5 birimse 5, 12, 13 değil midir burası? Evet. Hocam bunun yarıçapı 5. O zaman buradaki ipe ne kadar kalmış oluyor arkadaşlar? 8 birim mi kalmış oluyor? Evet. İpimizin uzunluğu bak burada 2 defa dolandı. Sonra ne oluyor? Buradan da 8 birim buraya gelmiş oluyor. O zaman ipin uzunluğu ne olacak? 216'ya kaç ekleyeceğiz? 8 ekleyeceğiz. Yani cevabımız da böylelikle 224 yapıyor arkadaşlar. Şekil 1'de verilen kare biçimindeki kağıdın köşelerinden eş kareler kesilip. Evet, köşelerinden şöyle eş kareler kesiliyormuş arkadaşlar. Şu an daireyi kesip kesmediğini bilmiyorum. Bakalım, yorumlayalım. Belki karemiz şöyle küçük de olabilir. Bilmiyoruz, bakacağız. 6 birim yarıçaplı. Evet, yarıçapı kaç birmiş? 6. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikten karenin bir kenarı kaç yaptı o zaman? 12 mi yaptı? Evet. Sonra devam edelim. Yarıçapı 6 birim olan daire içinde kalan köşelerini birleştirerek elde edilen kareyi taban kabul eden şekil 2'deki üstü açık şey elde ediliyor. Evet. Şuradaki kareleri kesince elimde ne kaldı arkadaşlar? Şöyle bir kağıt parçası mı kaldı? Evet. Şöyle bir kağıt parçası kaldı elimde. Arkadaşlar şu kağıt parçasında ben şunları şöyle kıvırıyormuşum. Kıvırdığım zaman da bir kutu elde ediliyor. O kıvırma işlemini de göstereyim isterseniz. Ve burada x'lik bir kenarı x olan bir kareleri çıkartayım diyeyim. Bir kenarı x olan kareleri çıkarttığım zaman buraya 12-2x kaldı. Çünkü tamamı 12. Buraya da 12-2x kaldı. Arkadaşlar bunları kıvırdığım zaman hop şöyle hop şöyle hop şöyle hop şöyle çizince hocam 12-2x ise burası, burası da 12-2x, burası da 12-2x oldu mu? Oldu. Sen şimdi dikkat et. Şunu yukarı kaldırdın. Bunu yukarı kaldırdın. Bunu yukarı, bunu yukarı kaldırdın. Tabanım şurada bir kare mi oldu arkadaşlar? Evet. Kare olan, tabanı kare olan ve bir kenarı 12 eksi 2x olan bir kare prizma mı elde ettin? Evet. Bunu böyle yukarı kaldırdığında x de yukarı kalkıyor. X de yükseklik mi oluyor? Şöyle bir prizma elde ettik. Şekil 2'de üstü açık kutunun hacmi 108 birim küp olduğuna göre kutunun iç bölgesindeki yeşil boyalı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar normalde o zaman karemiz daireyi kesiyor. Kesmese kutunun içinde kalan dairenin alanı pi re kareden 36 pi olurdu. Demek ki ben burada kesip atmışım ki kutunun içindeki kalan yeşil bölgenin alanı isteniliyor. O yüzden karelerimiz böyle olmak zorunda. Şimdi neyse bunun hacmini kaç vermiş arkadaşlar? Bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı kare olduğu için 12 eksi 2x'in karesi çarpı yükseklik eşittir 108 olarak verilmiş. Arkadaşlar hiç bununla uğraşamam. Karesini al, x ile çarp falan filan. Bence dene. Sayı ver. 1 versen oluyor mu? Olmuyor. 2 versen 4. 12'den 4 çıktı. 8. 8'in karesi 64 çarp. 64 ile bir şey çarpınca 108 elde edemem. 3 versem 6 yapıyor burası. 36 çarp 3 108 oluyor. Yani x'i buradan kaç buluyoruz? 3 buluyoruz. Evet.
X 3 çıktı arkadaşlar. O zaman şu burası 3, burası 3, burası 6 mı oldu arkadaşım? Evet. Benden şu bölgenin alanı isteniyor. Yani şuradaki alanları ne yapacağım arkadaşlar? Dairenin alanından buradaki alanları çıkartacağım. Burası 3, burası 3, burası 6 oldu. Merkez teğet çektik falan yapsam burası da 3, burası da 3 olacak. Ben daha öncesinde şekli hazırladım arkadaşlar. Şu şekil üzerinde yapalım isterseniz. Burası 3. Şimdi burası 3, burası 3, burası 3, burası 3 ya. Ben şu alana A diyecek olursam, şurası da A, burası da A, burası da A. Niye hocam bunlar A? İspatlarız arkadaşlar şimdi. Ne yapalım arkadaşlar? Ben şu saçma alanı bulacağım. Dairenin alanından 4 tane A'yı çıkartacağım. Bu saçma alanı nasıl bulacağım? Daire dilimi oluşturarak. Hop çizdim. Hop çizdim. Daire dilimi oluşturdum. Daire dilimin alanından neyi çıkartacağım? Şuradaki dörtgenin alanını çıkartırsam A'yı bulurum. Bakalım burada özel bir şey var mı? Arkadaşlar şu bir kenar 3. Yarıçap 6 değil mi? Şuradaki dik üçgenden dolayı 90'ın karşısı 6 ise hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. Şuradakini 30 buldum. Bu arada 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Burası 3 olduğuna göre buraya da ne kaldı? 3 kök 3 eksi 3 kaldı. Arkadaşlar şu uzunluğa şöyle gösteriyorum. 3 kök 3 eksi 3 kaldı. Aynı hamle şurada da var mı? Var. Burası üçgen. Bu yarıçap 6 mı? 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3'tür. Burası 30 çıktı. 30'un karşısı 3 ise burası 3 kök 3'tür. 3'ü buradaysa o zaman şuradaki uzunluk da 3 kök 3 eksi 3 yaptı mı? Yaptı. Şimdi arkadaşlar 30 90'sa pardon 30'sa Z'den dolayı burası 30 mu oldu? Evet. 30 90'sa 60 yapacak burası. Buraya 30 mu kaldı? 30'luk dilimden şu dörtgeni çıkartacağım. Ama bu dörtgeni de bilemem ki nasıl bulacağız. Hocam üçgen yapalım. Şuradan iki tane üçgeni çıkartsak nasıl olur? Süper olur. Hocam şu üçgenin alanı belli mi? Belli. Tabanımız var mı? Var. Şu taban uzunluğu 3 kök 3 eksi 3. Arkadaşlar şuraya B alanı diyeyim isterseniz. Burası da B alanı. Niye B alanı? Şimdi gösteririm onu. B alanı neye eşit arkadaşlar? 3 kök 3 eksi 3 çarpı 3 bölü 2 değil mi? Bak taban bu. Tabana ait yükseklik bu. 3 kök 3 eksi 3 çarpı 3 bölü 2'ye eşit. Aa hocam burası B iken burası da B'dir. Niye? Taban aynı, yükseklik aynı olduğundan dolayı. O zaman bunun iki katı kaç olacak arkadaşlar? 2B 3 kök 3 eksi 3 çarpı 3'e mi eşit olacak? Evet. Şimdi ben dilimin alanından 2B'yi çıkartırsam şu A alanını bulur muyum arkadaşlar? Bulurum. Dilimin alanı pi r kare 30 bölü 360'tan neyi çıkartacağım? 2B alanı çıkartacağım. A'yı bulacağım. 2B'yi çıkartıyorum. Yani şunu. Yani kaç bu? 9 kök 3. 9 kök 3. 9 kök 3 eksi 9 değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman sadeleştirelim bakalım şunu. Sıfırlar gitsin, 36'lar gitsin. Burası 3 pi yaptı. Eksi 9 kök 3 artı 9 mu oldu? Bu neye eşit? A alanına eşit. Benden ne isteniyor? Dairenin alanı eksi kaç tane A isteniyor? 4 tane A isteniyor. Dairenin alanı pi r kare eksi 4 tane A. Yani 3 pi eksi 9 kök 3 artı 9. Ne soruyormuş be? Diyoruz. O zaman soru yetmedi oraya. 36 pi'den neyi çıkartıyorum? Şu 4 kere 3 12 pi'yi çıkartıyorum. Eksi değil artı 4 kere 9 36 kök 3 yaptı. Tabi bu artı oldu. Eksiyle bunu çarpma eksi 36 oldu. Eksi 36 oldu. O zaman cevap 36 pi eksi 12 pi kaç yaptı arkadaşlar? Bir de paranteze alacağız. 24 pi yaptı. Artı 36 kök 3 yaptı. Eksi 36 yaptı. 12 parantezine alınca arkadaşlar 12 parantezine alınca 2 pi artı 3 kök 3 artı 3 mü oldu? Evet. Yani cevap ne yaptı arkadaşlar? Artı 3 mü? Burası eksi 3 olacak pardon. Cevap böylelikle Balıkesir yaptı arkadaşlar. Şekilde y eşittir 8 doğrusu üzerinde bulunan bir düz aynanın. Evet y eşittir 8 doğrusu üzerinde bulunduğuna göre buradaki uzunluk nedir arkadaşlar? Bu x ekseni bu y ekseni olduğuna göre hatta burası da 90. Şurası 8 birim oldu. Bir düz aynanın B6'ya M noktasında şuraya da 6'ya M'yi yazalım. 6'ya M olması ne anlama geliyor? Hocam şurası apsisi 6 ordinatı da M. Şurası 6 ordinatı da M. Ordinatı da kaç yapıyor zaten? 8 yapıyor. M'yi de 8 yazabiliriz. Neyse devam. Noktasında x ekseni üzerinde A 15'e 0 noktasında bakan bir göz. He, arkadaşlar A noktası da 15'e 0'mış. Yani burası 15'miş. Buradan bakan bir göz neyi görüyormuş? C noktasını görüyormuş. Arkadaşlar aynadaki yansıma ne olur? Hocam
Vurduğu açıyla gidiyordu değil mi? Yansıma açısı. Hani ışık gibi düşünün arkadaşlar. O zaman vurduğu açıyla gittiyse bu şekilde olacak. Burası alfa. Hocam alfaysa z'den dolayı burası da alfa. Alfa 90'sa burası beta oldu. Hocam alfa 90'sa burası beta oldu. Şurada bir dikdörtgen var bakın. 8 ise burası kaçtır? 8. Hocam bunun tamamı kaç? 15. Buraya ne kaldı? 9 kaldı. Hocam burası 6 iken yukarısı da 6 zaten. Bizden ne isteniyor? C noktasının ordinatı. C noktası nerede? İşte burası. Bunun ordinatı isteniyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakacak olursak hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Şimdi burada alfanın karşısı A'nın. A bölü. Buradaki alfanın karşısı 8'e. Beta'nın karşısı 6'nın. Beta'nın karşısı 9 oranına eşittir. Sadeleştirelim. 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 3. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Buradan A 16 bölü 3 mü geldi arkadaşlar? Evet. Evet A'yı 16 bölü 3 bulduk. Hocam A 16 bölü 3 ise bizden şu x uzunluğu isteniyor. Çünkü C noktasının ordinatı. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. O zaman hocam x artı 16 bölü 3 eşittir 8 değil mi? Şuraya baktığımız zaman. Buradan da x neye eşit oldu? 8 eksi 16 bölü 3'ten. 3 kere 8 24. 24'ten 16 çıkınca 8. Cevabımız da böylelikle 8 bölü 3 çıkar. Yani cevap Edremit. C merkezli daire yarıçapları 6 kök 3 olan A ve B merkezli yaylara içten AB çaplı yarım çembere dıştan teğettir. Evet, teğetler burada şekilde görüldüğü gibi. Çemberler birbirine değince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştirir. Tam olarak değme noktasından geçiyordu. A merkezli de aynı şekilde bak. A merkezli çember yayıyla şu çember de birbirine teğet. Hemen merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçer. B merkezli de çember yayı bu ya. Bu kırmızı çemberle yine teğet olduğuna göre merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçer. Çizdik. Şimdi bir de ne verilmiş? Yarıçapı 6 kök 3. A merkezinin yarıçapı 6 kök 3. Hocam burası 3 kök 3, 3 kök 3 oldu. O zaman bu yarım dairenin yarıçapı 3 kök 3. Buraya da 3 kök 3 yazalım mı? Yazalım. Sonra ne yapacağız hocam? Hocam bunun yarıçapı 6 kök 3. B merkezinin yarıçapı da 6 kök 3. Tamam. Şuraya bir R diyecek olursam burası da R. Bu A merkezinin yarıçapı 6 kök 3 ise burası da 6 kök 3 olacağından buraya ne kaldı? 6 kök 3 eksi R kaldı. Aynı şekilde B merkezinin yarıçapı 6 kök 3. Burası da 6 kök 3 olduğundan buraya da 6 kök 3 eksi R kaldı. Hocam burası da R. Artık bir şeyler çıktı karşımıza. Bu ikizkenarsa ikizkenarda çizilen kenarortay aynı zamanda yüksekliktir. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşıma. Ne diyeceğiz? 6 kök 3 eksi R'nin karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı 3 kök 3 artı R değil mi arkadaşlar burası? 3 kök 3 artı R'nin karesi olacaktır. İşlem işlem işlemle R'yi bulursunuz. Ya da hissedin. Hocam hepsi köküçlü zaten. Demek ki köküç katı var. Burada 3'ün köküç katı var. Acaba burası da 3, 4, 5'in köküç katı mı? Düşünüyoruz, hissediyoruz. Burası 3 kök 3, burası 4 kök 3, burası 5 kök 3 olması için R'nin köküç 3 olması lazım. Bakın R yerine köküç 3 yazarsak 4 kök 3 yapıyor. Burası da 5 kök 3 yapıyor. Sıkıntı yok. R köküç ise C merkezi dairenin alanı nedir diye soruluyor. Pi r kare bize alanı verecektir. O da kaç yapıyor? 3 pi yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Şekilde tavan merkezi O, tepe noktası T olan dik koni TO'dan geçen bir düzlemle kesilerek iki parçaya bölünüyor. O'dan geçen bir düzlemde iki parçaya bölünmüş arkadaşlar. Burası 8, burası 17. 8, 15, 17 üçgeninden burası yüksekliği kaç çıktı arkadaşlar? 15 çıktı. Bir kere bunu yazalım. Evet, ben bunu böyle parçaladığımda oluşan parçaların yüzey alanları toplamı. Arkadaşlar yüzey alanları toplamında şunlar zaten koninin yan yüzeyi değil mi? Evet. Koninin yan yüzeyi kestiğimizde var mı? Var. Hocam koninin taban alanı da kestiğimizde tamamı var mı? Var. O zaman koninin tam alanı var. Ekstradan ne ekleniyor? Hocam şuradaki 3 yüzeyler eklenmiş oluyor ekstradan. O zaman ekstradan bu alanları da ekleyeceğim. Koninin alanı neydi arkadaşlar? Taban alanı. Pi r kare artı yanal alan neydi? Piril bulaşıcı deterjanı markası. Pi çarpı 8 çarpı 17 idi. Artı bir de bu iki tane mavi üçgenin alanı. Hocam bu mavi üçgenin alanını nasıl bulacağız? Bir tanesini şöyle göstereyim isterseniz. Şuradan bir kenarortay çizecek olursam. İkizkenarda çizilen kenarortay aynı zamanda yüksekliktir. Hocam burası zaten 8 8. Bu yükseklik burası 17 olduğuna göre burası 15 olmaz mı arkadaşlar? Bu yan yüzey üçgenin yüksekliği de 15 yaptı. Tamam olay bitti. O zaman 16 çarpı 15 bölü 2 diyeceğiz. 16 çarpı 15 bölü 2 diyeceğiz. Bundan da kaç tane var diyeceğiz? 2 tane var diyeceğiz. Çünkü bir burada var, bir de burada var arkadaşlar, değil mi? O zaman bunu bulacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurası böyle gitti. 8, 16 çarpı 15 kaç yapıyor arkadaşlar? 240 mı yapıyor? Evet, şurası 240 yaptı galiba. Çünkü 8 çarpı 15 5 kere 8 40.
120 yapıyor. Evet, burası 240 yaptı. Sonra burası 64 pi yaptı. 64 pi artı 8 ile 17'yi çarptığımız zaman 7 kere 8 56. 8 kere burası da 136 pi yaptı. Artı bir de 240 var. O zaman şu ikisini topladığımız zaman da kaç yapıyor? 200 pi yapıyor. O zaman cevabımız 200 pi artı 240 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Şekil 1'deki insansız hava aracı İHA yerden 8000 feet yükseklikteyken 12 kilometre karelik O merkezli OK yarı çaplı dairesel bir alanı görüyor. Evet, 12 yarı kilometre yarı çaplı. Bunun alanı 12 yarı çaplı arkadaşlar. 12 kilometre karelik. Tamam. Bu 8000 fitteyken böyle. Sonra 4000 fit daha yukarı çıkmış. Yani burası 12 olmuş. Buradaki alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler, arkadaşlar bakın bizim insansız hava aracı şöyle görüyor ya. Bakış açısıyla ilgili çok soru yaptık. Konu anlatımında da olmak üzere. Burada da arkadaşlar bizim kamera var mesela. Burada kameranın bakış açısı hep böyle. Kameranın bakış açısı hep böyle. Yukarı çıktığında da bakış açısı aynı olmaz mı? Yani bizim kameranın aslında bakış açısı tam böyle ya. Hocam kameramız böyle bu şeyi görüyorsa, yani bu ikizkenarlık bir şey yapıyı görecek böyle. Alfaya alfa, iki alfalık şekilde bakar. Bizim kameramız burada da aynı şekilde arkadaşlar bakış açısı değişir mi? Değişmez. Burada da alfaya alfalık bakış açısı görmez mi? Görür. Hocam alfa 90 buraya beta diyecek olursam alfa 90 burası da beta. Şu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Hocam benzerlik oranı nedir? Beta'nın karşısı 8 bölü beta'nın karşısı 12. 8 bölü 12 benzerlik oranı, yani 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Hocam benzerlik oranı 2 bölü 3. O zaman bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki alanlar oranı isteniyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Hocam burası 2 bölü 3 ise ben buraya 2R ederim, buraya 3R ederim. Sonra pi 2R'nin karesi eşittir 12'yi eşitlerim. Sonra pi 3R'nin karesini bulurum. Öyle işlem yapabilirim arkadaşlar. Ama böyle yapacağımıza benzerlik alan ilişkisi neydi arkadaşlar? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil mi? Bütün daireler benzer. 2 bölü 3 benzerlik oranı varsa 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi 4 bölü 9. Yani burada kalan 4A iken burada kalan kaç A yapar? 9A yapar. Adam sana 4A'yı 12 vermişse A'yı 3 bulursun. A yerine 3 bulduğunda o zaman burası da kaç çıkar? 27 çıkar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. Böyle bakış açısına da dikkat edin. ÖSYM böyle bu mantıkta bir soru kesinlikle sorabilir arkadaşlar. Hoş soru. Aşağıdaki şekilde yarıçaplar 6 birim olan kesişen 4 eş daire verilmiştir. Eş daire. Buna göre diyor, turuncu ile boyalı bölgenin alanları toplamı yeşil ile boyalı bölgenin alanından kaç birim kare fazladır diye soruluyor. Madem eş daireler, buraya A alanı dersem burası B alanı. Tüm dairelerin alanı A artı B mi yapacak? Evet. Buraya C dersem, hocam tamamı A artı B yapacağından burası A artı B eksi C midir? Hocam buraya da D diyelim. O zaman burası da A artı B yapacağından A eksi B eksi de A artı B eksi D değil midir burası? Bak topla A artı B yapıyor. Hocam bu da aynı şekilde A artı B yapmalı. A'sı burada. B yok. B'yi koydum. C ve D'den kurtulmalıyım. Eksi C eksi D dersem topladığım zaman A artı B artı C artı D eksi C eksi D topladığım zaman A artı B mi geliyor burada da? Evet. Tamam. Şimdi şu hikayeye bakalım. Turuncu ile boyalı bölgenin alanları toplamı. Yazalım. B var. A artı B eksi C var. A artı B eksi C var. Bir de ne var? A artı B eksi D var. A artı B eksi D var arkadaşlar. Neymiş? Turuncu ile boyalı bölgenin alanları toplamı yeşil ile boyalı bölgenin alanından kaç birim kare fazladır diye soruluyor. O zaman yeşili çıkartacağım. Eksi diyeceğim. B eksi C eksi D diyeceğiz arkadaşlar. Bizden bu isteniyor. Bakalım mı şimdi ne oluyor arkadaşlar burada? Şurası ne yaptı? 2 tane A mı yaptı? Evet. B'lerden kaç tane var? 3 tane var. 3 tane B var. A'lardan 2 tane mi var? Evet. 2 tane A var. Eksi C eksi D mi oldu? Evet. Şuradan da eksiği dağıttım. Eksi B. Artı C artı D mi oldu? A hocam eksi B deyince burada 2B kaldı. Artı 2A kaldı. C'ler D'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Yani bizden 2B artı 2A isteniyor. Arkadaşlar A artı B bir dairenin alanı değil mi? Evet. A artı B alanında pi R kareye eşit değil mi arkadaşlar? Yani 36 pi'ye eşit. O zaman 2B artı 2A neye eşit olacaktır arkadaşlar? A artı B'nin iki katına. Yani 2 tane 36 pi'ye eşittir. 72 pi yapacaktır cevabımız arkadaşlar. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Bakın çok kolay bir soru aslında ama
Buradaki ifadeleri yazmadığınız için, ne verilmiş onları kullanmadığınız için buradasınız. Lütfen verilen bilgileri kullanın. Bunu unutmayın. Cevap Denizli yaptı.